Arkadaşlar ben size kuvvet ve hareketi anlatmak istiyorum. Hareket bir varlığın başka bir yere gitmesidir. Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebilirler. Cansız varlıklar kendi başlarına hareket edemezler. Cansız varlıkları hareket ettirmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç vardır. Buna kuvvet denir. Hareket çeşitleri: birincisi hızlanma, ikincisi yavaşlama, üçüncüsü dönme, dördüncüsü sallanma, beşincisi yön değiştirme. Hızlanmaya örnek vereyim. Belgesellerdeki hayvanlar, yeşil ışıkta geçen araba, duraktan kalkan otobüs, limandan kalkan gemi, istasyondan kalkan tren, yarışa başlayan sporcu ve de yerden çeken top. Hızlanıyor gördüğünüz gibi. Kapağını açarken çekeriz. Kapatırken iteriz. Dönmeye örnek olarak çamaşır makinesini verebiliriz. Sistemaya örnek vereyim. Kırmızı ışığa takılan araba, durağa yaklaşan otobüs, limana yaklaşan gemi, istasyona yaklaşan tren. Dönmeye örnek vereyim. Top, teker, topaç, dünya, ay gibi gezegenler, rüzgar gülü, değirmenler, pervane, matkap, sallanmaya örnek vereyim, salıncak, beşiğin hareketi, Luna Park'taki büyük salıncaklar, duvar saatinin sarkacı. Yön değiştirmeye örnek vereyim. Viraja giren araba, yerden seken top, raket ile vurulan top. Bunlar örnektir. Cansız varlıkların hareket etmesine sebep olan etkiye kuvvet diyoruz.